İsmim Mete Atamel. Google'un Londra ofisinde Developer Advocate olarak çalışıyorum Google Cloud için. Aslen Kıbrıslıyım dediğim gibi ama 20 senedir yurt dışındayım. Bir 10 sene, 10 seneden fazla Amerika'da yaşadım. Sonra oradan usanıp Avrupa'ya geçtim. Şu an Londra'dayım. Son 4 senedir de Google'da çalışmaktayım. Developer Advocate olarak, Developer Relations bölümünde. Ve bugün size Serverless Containers with Knative ve Cloud Run hakkında konuşmak istiyorum. Twitter account'umda bu konular hakkında arada tweet yapıyorum. Bir de blogum var, atama.dev. Eğer izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Ayrıyeten presentation, speaker deck de mevcut. Bu versiyon ve diğer eski versiyonlar da dahil. Ve göstereceğim demolar falan da hepsi o GitHub'da. O yüzden ilgilenirseniz session'dan sonra birçok yerde resource mevcut. Bu arada fark etmişsinizdir aksanım Kıbrıs aksanı. Onun üzerine bu teknik konuşmaları genelde İngilizce yaptığım için arada İngilizce kayarsam lütfen hoş görün. Çünkü dediğim gibi genelde teknik şeyleri İngilizce yaptığım için Türkçelerini bazen bilemiyorum. Okey, konumuza başlayalım. Serverless containers. Öncelikle serverless containers biraz düşündüğünüzde aslında pek yan yana gelmeyen şeyler serverless ve containers. Önce bunların ne olduğunu bir tanımlayalım. Yani serverless'le kastımız ne, containers'le kastımız ne? Sonra Knative ve Cloud Run'a bir giriş yapalım. Yani bu teknolojinin ne yapmaya çalıştığını anlayalım. Sonra Knative'in iki bölümü var. Knative Serving and Knative Eventing. Bunlara tek tek bakalım. Ve en sonunda da size lockdown'da yaptığım bir application'ı göstermek istiyorum. Knative Eventing'i kullandığımız. O application'da da Knative'in birçok değişik bölümlerini kullanıp yaptığım bir application olacak. Umarım onunla birlikte bütün konuştuklarımız daha canlı bir hal alacak o demo sayesinde. Dediğim gibi sorunuz varsa chat'ta sorun. Ara ara chat'a dönüp bakmaya çalışacağım. Evet, öncelikle serverless. Serverless'ı çok açıklamam gerekmez herhalde size. Çünkü çoğu developer bu aralar bir şekilde bir serverless framework ya da bir serverless service kullanıyor. Fakat düşündüğünüzde serverless'in aslında iki değişik düşünme şekli var. Birincisi operation model. Yani siz bir serverless application yazdığınızda ve onu serverless şekilde çalıştırdığınızı söylediğinizde aslında sizin kastettiğiniz yani siz bilgisayar kurmuyorsunuz. Yani no infrastructure management. Yani bir bilgisayar kurmuyorsunuz. Oraya operating system yüklemiyorsunuz. Onun üzerine library'la yüklemiyorsunuz. Tek yaptığınız bir function ya da bir container yazmak ve bunu serverless şekilde deploy etmek. Bu işte o function ve container'ın altında olması gereken infrastructure size genelde sunuluyor. Serverless'in amaçlarından birisi de o zaten. İkincisi managed security. Yine aynı şekilde eskiden yapıyorduk. İşte bilgisayarı kuruyorduk. Sonra onu hardened yapmamız gerekiyor. Yani işte portları kapatma, ondan sonra en son software patch'lar falan yükleme. Bu tür şeylerle de artık uğraşmanız gerekmiyor. Yani bu base level security dediğimiz şeyler genelde cloud provider tarafından sunuluyor. Tabii ki authorization gibi şeyler yapmanız gerekiyor. Ama yani portları bloklayalım ya da en son software update'i yapalım yoksa bir vulnerability var falan gibi şeyler yapmamıza gerek kalmıyor. Ve üçüncü olarak benim en sevdiğim özelliği serverless'in pay only for usage. Yani kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Normalde örneğin bir virtual machine çalıştırdığınızda o application'ı birisi kullansa da kullanmasa da onu ödüyorsunuz. Fakat serverless'in güzelliği birisi sizin services'i kullandığında ödüyorsunuz. Eğer kimse kullanmazsa genelde scale down oluyorlar ve bir şey ödemiyorsunuz. Ve bu da çok fark ettiriyor. Özellikle cloud'u kullandığınızda onun faturasına çok büyük etkide bulunuyor. Diğer taraftan serverless düşündüğümüzde bir de bunun programming modeli var. Yani siz bir serverless application yazdığınızda genelde service-based application'lardan bahsediyoruz. Yani böyle background task gibi şeylerden bahsetmiyoruz. Yani bir service yazıyoruz. Ve bu service'ler genelde stateless oluyor. Çünkü service'ler de genelde scale down to zero ve scale up oluyor. Yani birisi kullanmadığında sıfıra iniyor, birisi kullandığında artıyor. Ve bunun hızlı bir şekilde olabilmesi için state'in dışarıda olması daha uygun oluyor. O yüzden genelde stateless oluyorlar. Ve diğer bir özelliği de event driven olmaları. Yani sizin serverless function'ınızı ya da container'ınızı bir event trigger ediyor. Bu event HTTP call olabilir,
Fakat bunun dışında PubSub mesajları, Kafka mesajları, yani birçok event sizin servisi trigger edebiliyor. Genelde serverless second bahsettiğimiz bunlar oluyor. Bunun dışında son 3-5 senedir de container üzerinden bir şey var. Bunu da muhtemelen birçoğunuz kullanıyordur. Docker falan gibi. Containers'ın ana teması da, örneğin siz bir application yazmak istiyorsunuz. Ve bu application'ın bir önce bir kodu var. Sonra bu kodun bir dependency'si var. Yani bir gerektirdiği library'ler falan var. Onlara dependency diyoruz. Ondan sonra da o kodun çalışması için bir environment olması gerekiyor. Mesela bir port 80'in açık olması gerekiyor, bunun gibi. İşte siz bütün bunları bir context halinde, bir container içerisinde belirliyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Yani Docker'da biliyorsunuz, Docker'da Docker file var. Burada bunları açıklıyorsunuz. İşte benim dependency'lerim bunlar, application'ım böyle çalışıyor ve environment'im bu diyorsunuz. Ve bu container'lar, yani bu yarattığınız context aynı şekilde çalışıyor her yerde. Yani konteynerin en güzel özelliği bu. Yani hem laptopunuzda çalıştırdığınızda hem cloud'da çalıştırdığınızda o context'in orada olduğuna emin olabiliyorsunuz. Bunun güzelliği de yani sizin application'ın bütün dependency nesi varsa onu konteynere de açıklayabiliyorsunuz. Ve düşündüğünüzde aslında çok yakın zamana kadar eğer bir application yazacaksanız en başta bir seçim yapmanız gerekiyordu. Ya serverless'le gidiyordunuz ya da containers'la gidiyordunuz. Bunun sebebi de genelde serverless ile gitmek isterseniz, ki çoğu insanın yapmak istediği bu. Çünkü serverless size çok imkanlar sunuyor. Yani çok şey sizin için yaptığı için siz kendi kodunuza yönelebiliyorsunuz. O yüzden genelde insan serverless ile gitmeye çalışıyor. Fakat bu serverless ile gittiğinizde size sunulan runtime ile sınırlı oluyorsunuz. Örnek vermek gerekirse, örneğin Google Cloud'da Cloud Functions denen bir şey var, Google Cloud'ın Serverless Framework'ü. Orada mesela şu an C# yok. Eğer C# ile yazmak isterseniz Serverless'ı kullanamıyorsunuz. Yani C# gelecek şu an alfa ama şu an yok. Bunun gibi örneğin başka bir dil kullanmak isterseniz, mesela bilmiyorum Ruby, Zendesk o da yok. Yani o tür şeyler yapmak istediğinizde eğer runtime support ederse güzel Serverless'ı kullanıyorsunuz ve bütün o Serverless şeylerini alıyorsunuz, benefitlerini. Fakat eğer service support etmezse fallback'iniz container'lar oluyor. Container'de bu flexibility elde ediyorsunuz. Yani o runtime'ı siz yaratıyorsunuz. Fakat bu service'in bütün iyiliklerini kaybediyorsunuz. Yani sizin manage etmeniz gerekiyor, autoscaling'i sizin yapmanız gerekiyor. Bunun gibi yani service'in yaptığı bütün şeyleri kaybediyorsunuz. O yüzden bu seçim iyi bir seçim değildi aslında. Ve böyle bir seçimi yapmak istemezdim. Fakat yapıyorduk. İşte Knative ve CloudRun'ın temel amacı bu seçimi yapmamanızı sağlamak. Yani container'da çalıştırmak isterseniz, function'da çalıştırmak isterseniz bunları serverless şekilde yapmanızı sağlıyor. Knative ve CloudRun'ın amacı bu. Dediğim gibi yani Knative ve CloudRun it brings serverless to containers. Yani serverless olayını container'lara getirmeye çalışan teknolojiler. Önce Knative open source bir proje. Google tarafından başlatıldı. Fakat birçok şirket, Red Hat, IBM, VMware gibi şu an contribute yapıyor Knative'e. Ve Knative her yerde çalışıyor. Yani Kubernetes olan her yerde Knative'i Kubernetes üzerine kurup onu çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca Knative'in de bir de Google Cloud versiyonları var. Bir Cloud Run denilen versiyonu var. Bu Google tarafından sunulan Knative API'ne uyumlu bir service. Farkı ise fully managed olması. Yani bütün kurulumu ve her şeyi Google sizin için yapıyor. Cloud Run'da sadece tek söylediğiniz işte Kubernetes container bunu lütfen deploy diyorsunuz ve bütün bu underlying kurulması gereken şeyleri Google sizin için kuruyor. Yani öyle cluster yaratmakla, üzerine Kubernetes yüklemekle falan uğraşmıyorsunuz. Bir de Cloud Run'ın Cloud Run Anthos denilen versiyonu var. Bu versiyonu da eğer fully managed Cloud Run'ı kullanmak istemiyorsanız ve Kubernetes ekosisteminde kalmak istiyorsanız işte o Google Kubernetes Engine denilen bir şey var. O Kubernetes'in Google versiyonu. Orada işte Cloud Run'ı add-on'u yükleyebiliyorsunuz ve onun sayesinde yine Cloud Run'ı Kubernetes üzerinde ama Google Cloud'da çalıştırıyorsunuz. Bugünkü benim konuşmamın çoğunluğu Knative üzerine. Çünkü insanlar Google Cloud kullanıyor, kullanmıyor olabilir.
O yüzden size direkt Knative'i göstermek istiyorum. Fakat gösterdiğim şeylerin hepsini çok daha kolay bir şekilde Cloud Runner'da yapabilirsiniz. Onunla bir şekilde bahsetmek istedim. Kubernetes stack'a baktığımızda, öncelikle dediğim gibi her şey Kubernetes üzerinde çalışıyor. O yüzden bir Kubernetes cluster'ınız olması gerekiyor. Onun üzerine bir gateway yüklemeniz gerekiyor. Bu gateway sizin container'ınıza trafiğin nasıl gitmesi gerektiğini yapıyor. Genelde bu gateway Istio oluyor. Fakat Istio dışında gördüğünüz gibi diğer gateway'ler de support edilmiş durumda. Kubernetes ve Istio yükledikten sonra onun üzerine Knative komponentleri yükleyebiliyorsunuz. Knative'in iki versiyonu var, iki değişik komponenti var, serving and eventing. Bunların ne olduğundan bahsedeceğim. Ve şu aşamada Knative'i kullanabiliyorsunuz. Yani cloud'da da olabiliyor, kendiniz de yapabiliyorsunuz. Yani Azure'da da olabiliyor, her yerde olabiliyor yani. Bir de dediğim gibi onun üzerine Cloud Run ve Cloud Run Anthos gibi versiyonları da var. Diğer cloud provider'lar da aynı şekilde Knative implementation'ları var. Onların isimlerini bilmediğim için buraya yazmadım. Ama başka bir cloud'daysanız da muhtemelen Knative implementation'ları vardır. Burada bir parantez açayım. Cloud Run ayrı bir şey aslında. Yani Cloud Run aslında bu stack'ın üzerinde değil, ayrı bir stack. Yani mesela Cloud Run'ı kullandığınızda Kubernetes yok, Istio yok. Yani direkt Google Cloud Infrastructure üzerinde çalışıyor. Fakat Knative API'ını implement ediyor. O yüzden Knative çalıştırıyormuşsunuz gibi oluyor. Fakat Cloud Run on Anthos, o da Kubernetes üzerinde çalışıyor. Evet, Knative stack bu. Önce Knative Serving'den bahsedeceğim. Sonra Knative Eventing detaylarına bakacağız. Knative Serving'e geçmeden hızlıca bir soru var mı yok mu bakalım. Evet, soru yokmuş. O yüzden devam edebiliriz. Öncelikle Knative Serving nedir? Knative Serving kısacası bir container'ı serverless şekilde deploy etmenizi sağlayan Knative komponenti diyebiliriz. Yani burada yaptığınız diyorsunuz ki bu benim Kubernetes cluster, bu benim container'ım burada. Bunu deploy et ve Knative size öncelikle o container'ı deploy ediyor. Biliyorsunuz Kubernetes üzerinde bir container deploy etmek için Kubernetes deployment yaratmanız gerekiyor, Kubernetes pod yaratmanız gerekiyor, sonra Kubernetes service yaratmanız gerekiyor. Istio kullandığınızda Istio gateway'leri var, Istio virtual services'ler var. Yani birçok şeyi kurmanız gerekiyor. Knative kullandığınızda bunları yapmanız gerekmiyor. Yani tek diyorsunuz ki Knative container'ım bu, deploy et bana bunu. Ve bütün bu alt tarafta olması gereken Kubernetes ve Istio komponentler, onlar hepsi sizin için yapılıyor. Ve sizin container'ınıza traffic gitmeye başlıyor. Birincisi bu. İkincisi, container'ınız autoscale oluyor, otomatikli. Öncelikle container'ınız bir pod'da çalışıyor. Fakat daha çok gelen olursa bu en kolay kadar çıkıyor. Bu en'i siz belirliyorsunuz. Eğer kimse kullanmazsa 60 saniye kadar sıfıra iniyor. Yani direkt pod scale down oluyor. Bunun üzerine configuration ve revision management sunuyor size. Her container deploy ettiğinizde, yani container'da bir şey değiştiğinde ya da container environment'ın bir şey değiştiğinde yeni bir revision yaratıyor size Knative. Ve size bir configuration management sunuyor. Bunu da bahsedeceğim yani şimdi gösterdiğim example'larda. Ve ondan sonra birçok revision olduktan sonra sizin container'ın bunlar arasında traffic splitting yapabiliyorsunuz. Yani size o traffic splitting olayını sunuyor. Yani kısacası container deploy etmek, o container'a traffic yönlendirmek, autoscale etmek o container'ı ve revision ve traffic management yapabilmek için Knative Serving'i kullanabiliyorsunuz. Knative Serving'in bir terminolojisi var. Ona kısaca bir bakalım. Dediğim gibi en yukarıda bir Knative Service var. Bu Knative Service, burada her şeyi define ediyorsunuz. Yani container'ın ne olduğunu, environment'in ne olduğunu. Bu service'in bir configuration oluyor. Sonra bu service ve configuration'ı ikisini birlikte deploy ediyorsunuz. Bu size bir revision yaratıyor. Ve ayrıca bir de route yaratıyor. Bu route da bu revision'a yöneliyor. Ve bütün trafik bu revision'a gitmeye başlıyor. Eğer configuration'da bir şey değiştirirseniz, örneğin container'ın versiyonunu değiştirdiniz ya da yeni bir environment variable falan yarattınız ve bunu deploy ettiğinizde yeni bir revision yaratılıyor. Ve bu route bu revision'a yönlendiriliyor. Kısacası Knative'de işte bir service, configuration, revision var. Bir de route. Bu route da değişik revision arasındaki trafiği sağlıyor. By default route her zamanki en son revision'a gidiyor. Fakat bu route'ı siz değiştirebilirsiniz. Mesela burada diyebilirsiniz ki ben mesela
trafiğin %50'sini bu region'a gitmesini istiyorum, diğer trafiğin %50'sini diğer region'a gitmesini istiyorum gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Kısacası Knative Serving bu. Size birkaç demo göstereyim ben bunun hakkında. Bir sorumuz var zannedersem. Knative için test sürüşü yapabileceğimiz official ve unofficial siteler var mı? Vallahi Knative'in test sürüşü için bence önerebileceğim Cloud Run'ı kullanmanız. Çünkü Google Cloud'a giderseniz Cloud Run'da yani direkt bir command ile gcloud run deploy ve containers images'ı şey yaptığınızda, refer ettiğinizde direkt deploy ediyor ve bu Knative'in çoğu özelliği Cloud Run'da oluyor. Bence en kolay yolu o. Eğer onu yapmak istemezseniz Knative bir Kubernetes cluster'ı siz yükleyip siz yapabilirsiniz ama öyle şey benim bildiğim bir test drive gibi bir şey yok Knative'de. Şimdi size benim tutorial'ı göstereceğim. O tutorial'ı da kullanabilirsiniz aslında eğer kendiniz biraz Knative hakkında şey yapmak isterseniz, test yapmak isterseniz. Öncelikle şu an Google Cloud Console'dayım gördüğünüz gibi. Burada bir Knative 0.16 denilen bir cluster yarattım. Üzerine Istio yükledim. Onun üzerine Knative yükledim. Bu arada benim GitHub'da bir Knative tutorial denilen tutorial'ım var. Bunun linkini en sonunda paylaşacağım. Burada Knative'i nasıl setup etmeniz gerektiğini gösteriyorum. Hatta setup scriptlerim var. Ondan sonra da Knative Serving ve Knative Eventing üzerinden birçok örnek var. Bunlardan birkaç örneğe bakmak istiyorum. Öncelikle Knative'i install edip etmediğimizi kontrol edelim. Knative, Kubernetes üzerinde bildiğiniz herhangi bir pod gibi aslında. O yüzden kubectl-get-pod ve Knative Serving namespace'ine baktığımızda şu an bazı podların çalıştığını görmüş olmamız gerekecek. Görüyorsunuz bu Knative Serving podları. Bunlar çalışıyor. Demek ki Knative yüklenmiş. Bir de Knative Eventing podlarına bakalım. Bunlar da çalışıyor. Şu an yine Knative çalışıyor. Size ilk göstermek istediğim, mesela siz bir container deploy etmek istersiniz. Bir Hello World container'ı. Bunu nasıl yaparsınız Knative'de? Öncelikle yapmanız gereken bir service YAML yaratmak. Bu service YAML'da bir Knative service yaratıyorsunuz siz. Bunu biraz büyütelim. Gördüğünüz gibi API version Knative Serving API, kind service, ismi Hello World ve default namespace bu Hello World'u yükleyeceğiz. Sonra da servisimizin configuration'ı var. Configuration'da container image'e refer ediyoruz. Bu benim Docker'a daha önce yüklediğim Hello World image'i. Ve bir de environment variable şey yapıyoruz, container'a define ediyoruz. İsmi target, value'su da v1. Bu işte target ve v1'ı bizim container okuyacak ve sonra hello v1 diyecek. Yani kodumuz o. Koda da bakmak isterseniz bu GitHub'da ama C# versiyonunu size göstereyim. Java'ya çok benziyor zaten C#. Mesela bu startup'a baktığımızda burada görüyorsunuz get request geldiğinde environment, bunu kapayalım biraz. Environment variable target'e bakıyoruz. Eğer varsa bunu okuyoruz ve hello target diyoruz. Yani hello v1. Eğer yoksa hello world diyoruz. Bu kadar basit yani. Evet, bu kodumuz, bu kodu container şeklinde build yaptım, sonra deploy ettim. Sonra service v1'da define ettik. Ve şu an Knative'e deploy edelim bakalım nasıl olacak. Deploy etmeden önce birkaç bir şey watch etmek istiyorum. Kubectl, get pods, Knative service, Knative configuration, Knative revision ve Knative route. Yani size bahsettiğim bu Knative şeylerini bir watch edelim bakalım ne var ne yok. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ve service 1'ı deploy etmek için kubectl apply service v1 diyoruz. Ve şu an ilk service'i deploy ediyoruz. Gördüğünüz gibi bunu deploy eder etmez Knative öncelikle bir Knative service yarattı. Default bir URL yarattı bize nip.io ile. Sonra configuration'ı yarattı, revision'ı yarattı. Bu ilk revision'ı bizim servisin. Ve bir de route yarattı. Bahsetmiştim size bir route yaratıyor ve bütün en son revision o route'dan gidiyor. Ve şu an eğer curl yaparsak o URL'e hello v1 diyor. Gördüğünüz gibi service up and running. Eğer Kubernetes kullanmışsanız bu Kubernetes'e göre çok daha basit bir yöntem gördüğünüz gibi. Yani hiç ne pod yarattık, ne deployment yarattık, ne istiyor ile uğraştık. Sadece dedik ki bu servisi deploy et ve bütün detaylar bizim için yapıldı. Sonra mesela bu servisle bir şey değiştirmek istersek, örneğin v2. Mesela bu servis v2'da tek yaptığımız bu environment variable'ı v1'dan v2'ya değiştirmek. Yani bir configuration change yapmak.
Ve bu V3'de bir de mesela üçüncü versiyonunda da şey de yapabilirsiniz. Örneğin kod değiştirmek isterseniz, mesela kodun yeni bir versiyonunu yarattınız. Hello World V1 değil, Hello World V3 yapıyorsunuz. Bunu da yine değişik bir şekilde deploy edebiliyorsunuz. Bunu bir yapalım, bakalım nasıl olacak. Önce version 2'yu deploy edelim. Service version 2. Ve şu an görüyorsunuz hemen Knative bunu fark etti. İkinci revision yarattı. Yani ikinci versiyonunu yarattı. Route update etti. Ve podları da yarattı. Görüyorsunuz ikinci bir pod var. Ve ilk pod terminating oluyor. Yani o version 1 podu autoscale olduğu için 60 saniyeden sonra scale down oluyor. Yani o şu an gidiyor. Ve eğer curl yaparsak yine gördüğünüz gibi Hello V2 deniyor. Yani servisimizi update etmiş oluyoruz. Aynı şekilde eğer version 3'yi update edersek, bu version 3'de ben kodu değiştirmiştim ve Hello V1 yerine Bye V3 gibi bir şey söylüyoruz burada. Burada yine aynı şekilde üçüncü versiyon yaratıldı. Yeni bir pod yaratıldı ve route update edildi yine. Gene curl yaptığımızda şu an Bye V3 diyoruz. Yani şu an yaptığımız aslında kod update yaptık servisimizde. Fakat biliyorsunuz yani gerçek hayatta bu şekilde kod update edilmez. Normalde yapmamız gereken yeni bir kodu deploy etmek ve ondan sonra o kodun test etmek ve yavaş yavaş trafik yönlendirmek o koda ve yine bir versiyonu diğer versiyonuna yavaş yavaş o trafiği arttırmak aslında doğrusu o. Knative bu tür şeylerde de yardımcı oluyor sizin için. Öncelikle size name revision denilen bir şey sunuyor. Örneğin burada mesela gördüğünüz gibi bu revision isimleri şey Hello World Dash ve random bir şey oluyor. Alfanümerik bir karakterden oluşuyor. Bunlara aslında isim verebiliyorsunuz. Mesela burada Service 1 pin'de ben gelip buraya şey diyebiliyorum. Mesela ben bu revision'ın isminin Hello World Dash V1 olmasını istiyorum diyorum. Yani bir isminin olmasını istiyorum diyorum. Birincisi o. İkincisi de trafiği belirleyebiliyoruz. Mesela burada diyorum ki ben trafiğin şu anki versiyonunun %100'ünün Hello V1'a gitmesini istiyorum diyorum. Bu revision veya burada tanımladığım V1'ın bütün trafiği almasını istiyorum. Diğer her şeyinde eğer başka revisionlar varsa hiç trafik almasını istemiyorum diyorum burada. Yani başka bir şey deploy edersek o trafik almasın diyoruz burada. Mesela bunu deploy ettiğimizde kubectl apply service v1 pinned. Yani şu an v1'ı tekrar deploy ediyorum. Fakat farkı burada Hello World V1'ın şu an bir ismi var gördüğünüz gibi. Yani bu V1 ismi bizim bildiğimiz, bizim verdiğimiz bir isim. Fakat dördüncü generation, yani dördüncü revision'ımız aslında bu. Ve şu an tekrardan curl yaptığımda Hello V1'a geri gittik. Yani aynı şeye geri döndük. Yeni bir versiyon, farz edin ki dördüncü versiyonu yüklemek istiyoruz bizim servisimizin. Burada tekrardan ben bu dördüncü versiyonuna bir isim veriyorum. Ve trafiği aynı tutuyorum. Burada diyorum ki hala daha version 1 trafik alsın diyorum. Mesela böyle bir şey yaptığımızda bunu yapalım. Şu an dördüncü versiyonunu deploy ettim. Ve buradan görebiliyorsunuz dördüncü versiyonu deploy oldu. Fakat curl yaptığımda gördüğünüz gibi hala daha version 1 çalışıyor. Yani şu an yaptığımız bizim version 4'ü yani dördüncü versiyonu silent deploy yaptık. Yani sessiz şekilde deploy ettik. Fakat bunu ben test edebiliyorum. Eğer gidersem curl'e gene ve curl'ün başına latest dash eklersem şu an hello v4 deniyor. Yani şu an hello v4'u test edebiliyorum ve onun çalıştığını görebiliyorum. Fakat ana URL hala daha version 1'a gidiyor. Belli bir testten sonra eğer traffic yönlendirmek istersek version 4'a tek yapmamız gereken traffic rule'larını değiştirmek. Ve buraya gelirsek mesela service v1 v4 split. Burada tek yaptığım işte version 4 definition'ına gelip burada diyorum ki trafik kuralını update etmek istiyorum. Version 1 %50 alsın, version 4 %50 alsın. Eğer başka bir version yükleyeceksem, örneğin version 5, o hala daha trafiği almasın diyorum. Yani burada yaptığım %50-%50 split. Bir de bunu yapalım. V1 V4 split. Ve burada gördüğünüz gibi yeni bir şey yaratılmıyor. Çünkü revision'lar aynı. Burada tek yaptığımız route to update etmek. Ve geri gelirsek curl'e ve bu ana URL'e curl'e gidersek Hello V4 diyor. Ana yaptığımızda Hello V1 diyor. Ve %50 %50
Perfect split olmuş oluyor gördüğünüz gibi. İşte Knative Serving bu. Örneğin sizin işiniz bitti bu serviste ve bu servisten kurtulmak istiyorsanız tek yapmanız gereken kubectl delete Knative Service Hello World. Bu bütün her şeyi bir anda bütün portları her şeyi silip sizi baş noktaya geri getiriyor. Evet, yani Knative Service bu. Burada bir bakıp sorulara cevaplayalım. Doğru anlıyorum değil mi? Image'de bir değişiklik yapmıyoruz. Yani şu an yani image'de ilk başta değişiklik yapmadım ama sonra bu version 3 yüklediğimde image'i değiştirdim aslında. Hello World V1 değil de Hello World V3 kullandım. Yani tag farklıydı. O yüzden hi yerine bye dedi mesela. O yüzden yani orada bir değişiklik yaptım version 3'de. Fakat diğerlerinde version 1, version 2 ve version 4'da da dahil orada bir değişiklik yapmadım. Evet. Şu an bu arada ne kadar vaktimiz var? Daha vaktimiz var, okey. Tamam, o yüzden şu an bir Knative Eventing'e geçelim. Ondan sonra tekrardan durup sorulara tekrardan bakacağım. Okey, Knative Eventing ise gördüğünüz şu an Knative Serving'de yaptığımız bir container almak, onu deploy etmek, ona traffic sunmak ve o trafiği biraz değiştirmek. Knative Eventing'in de yapmaya çalıştığı bu deploy ettiğimiz servislere event sunmak. Ve bu eventler, yani bu eventlerin geldiği event source'lar birçok değişik event source olabiliyor. Yani yaptığımız burada Knative servisler var, Kubernetes servisler olabilir bunlar. Ve belli bir event source'larımız var. Bunları birbirine bağlıyoruz Knative Eventing ile. Burada Knative Eventing'in yine bir terminolojileri var. Cloud Events, Event Source, Broker, Trigger and Service gibi. Bunları tek tek açıklayacağım. Bunun dışında Channel and Subscription denilen bir şey de var Knative Eventing'de. Bunlar çok ön planı değil ama gene de bilinmesi yararlı olan şeyler. O yüzden bunlara bir tek tek bakalım. Öncelikle Knative Eventing'de gelen bütün eventler Cloud Event şeklinde oluyor. Cloud Event, CNCF'in tanımladığı open source bir eventing format. CloudEvents.io'ya giderseniz orada da daha çok detay alabilirsiniz. Ve bu Cloud Event'te genelde bazı header'lar oluyor. Örneğin spec version, Cloud Event'in versiyonu, 1.0'du en son versiyonu. Event type, event source, event ID, time gibi. Ve ondan sonra Cloud Event'in içerisinde data field oluyor. Bu data field içerisinde de sizin aslında eventinizin kendi şeyi oluyor. Yani event'in kendisi orada oluyor aslında. Örneğin burada Knative birçok değişik event okuyor. FTP, GitHub, GCS gibi. Ve bu eventler cluster'a geliyor. Cluster'a geldikten sonra Cloud Event'e çevriliyor. Ve burada mesela bir GitHub event olduğunda bu GitHub Cloud Event oluyor. Ama datasının içerisinde oluyor aslında GitHub'ın kendisi. Event formatımız bu. Event source'ları birçok değişik event source var. Yani bunları sadece birkaç örnek. Yani AWS'ten, GitHub'dan, Google Cloud'dan, daha birçok yerden değişik eventler okuyabiliyorsunuz. Ve kendi event source'unuzu da yaratabiliyorsunuz. Event source'u deploy ediyorsunuz, o eventleri okuyor. Sonra o eventleri sizin namespace'inize almak için bir broker yaratmanız gerekiyor. İşte broker'ın yaptığı burada sizin namespace içerisinde durup o gelen eventleri namespace'e almak. Bir de broker'ın kendi bir URL'i oluyor. Mesela buradaki URL bu. Ve siz bu broker'a da kendiniz de mesaj gönderebiliyorsunuz. Yani cluster içerisinde de isterseniz eğer curl'le ya da başka bir Cloud Event SDK ile falan broker'a mesaj gönderiyorsunuz ve bunlar da diğer şeylere yayılabiliyor. Broker'dan sonra event aslında sizin göndereceğiniz yer Knative Service oluyor. Fakat bu Knative Service'i Trigger ile bağlıyorsunuz. Yani Trigger broker ile service arasındaki bağlantıyı kuruyor. Mesela burada gördüğünüz gibi bir trigger yaratıyoruz ve diyoruz ki bu tür mesajları filtrelemek istiyorum. Burada yani yaptığımız bu Cloud Event içerisindeki type'a bakmak ve bu type'ın Google Cloud Storage Object Finalizer olduğunu filtrelemek. Yani sadece Google Cloud Storage eventlerini filtreliyoruz ve ondan sonra bunu filter denilen bir Knative Service'ine yönlendiriyoruz. Yani burada yapılan o. Ve en sonunda da bu bir service definition olması gerekiyor. İşte bu service definition genelde Knative Service oluyor.
Fakat Kubernetes Service de olabilir. Yani sadece Knative değil, Kubernetes Service de oluyor. Eğer Kubernetes ise bu API version V1 oluyor. Eğer Knative ise serving.knative.dev olarak olabiliyor. Genelde bilmeniz gereken bunlar. Fakat arada bir de channel ve subscription da bilmeniz gerekebiliyor. Channel şeyi belirliyor. Yani sizin sisteminde giden mesajların nasıl save edilip edilmemesini belirliyor. Örneğin ben bütün demolarımda in-memory channel kullanıyorum. Bütün mesajlar memory'de oluyor. Fakat eğer production'da kullanacaksanız Knative'i daha persistent bir channel kullanmanız gerekiyor. Mesela PubSub channel gibi ya da Kafka channel gibi. Çünkü in-memory channel kullandığınızda örneğin broker eğer kaybolursa, çökerse bütün mesajlar gidiyor. Fakat Kafka channel kullandığınızda Kafka'da kalmaya devam ediyor. Yani bunu başta düşünüp seçmek gerekiyor. Ondan sonra pek düşünmenize gerek kalmıyor. Bir de subscription denilen bir şey var. Bir channel yarattığınızda under the covers orada bir subscription yaratılıyor ve o subscription service'e bağlanıyor. İşte bunu trigger yapıyor bunları. O yüzden çok bilmenize gerek yok. Fakat arada eğer bakarsanız subscription yaratıldı falan gibisinden bir şeyler görürseniz bunu bilmekte fayda var. O yüzden onunla da bahsetmek istedim burada. Evet, Knative Eventing'in ana hatları bunlar. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum size. Değişik delivery metotlardan Knative'de. Birkaç tane değişik delivery metot var. En çok kullanılan delivery metot bu broker trigger delivery metot denilen bir şey. Fakat ondan önce de bir simple ve complex delivery var. Onlara bir kısaca değinip, ondan sonra da broker ve trigger delivery'e bakmak istiyorum. Önce de simple delivery'de yapabildiğiniz source ile service'i birbirine bağlamak. Örneğin sizin bir Kafka source'unuz var. Onu bir Knative service'e bağlamak istiyorsunuz. Bağlayabilirsiniz. Çok basit. O yüzden simple diyorum buna. Fakat aynı zamanda da çok bir şey yapamıyorsunuz. Yani yaptığınız bir source'u bir event, bir service'e bağlamak. One to one. Persistence yok. Hiçbir şey yok. Eğer source giderse mesaj kayboluyor. Service giderse mesaj kayboluyor. Fakat bazı şeyler için faydalı olabiliyor. O yüzden bunu yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Eğer one to many yapmak isterseniz, yani bir source'dan multiple service'ler yapmak isterseniz, bir channel yaratıp bu channel'a subscription yaratabiliyorsunuz kendiniz. Burada görüyorsunuz bir channel yarattık. Bu in-memory ya da Kafka ya da başka türlü bir channel olabilir. Sonra subscription'ı yaratıp servislere bağlayabiliyorsunuz burada ve burada one to many oluyor. Ayrıyeten servisler gelen mesaja cevap verebiliyor. Mesela burada bir mesaj geliyor. Bunu servislere dağıttık. İkinci servis bu mesaja cevap veriyor ve bu başka bir channel'a gidip başka bir servise gidebiliyor. Böyle bir olanak da var. Fakat gördüğünüz gibi bu biraz karmaşıklaşmaya başladı çünkü böyle bir durumda yani 3 servisimiz var ama bunları bağlamak için 2 channel, 3 subscription yaratmamız gerekti. Bu gayet komplik olmaya başlıyor. Bu yüzden işte en son model olan Knative'de Event Delivery model, Broker Trigger dediğim bir model. Burada yapılan source broker'a bağlıyorsunuz. Bu broker namespace'de oluyor. Yani her bir namespace'de bir broker oluyor. Ve ondan sonra servisler bu broker'dan bu broker'a trigger yaratıyor. Örneğin bu servis diyor ki ben bu tür mesajları filtrelemek istiyorum diyor ve o tür mesajları alıyor. Aynı şekilde service 2 da aynı tür mesajları filtreliyor ve onları alıyor. Eğer service 2 cevap vermek isterse gelen mesajı cevap verebiliyor. Bu tekrardan broker'a gidiyor ve filtreler olduğu için de aynı servisi, başka bir servise gidebiliyor. Burada mesela service 2 buna cevap verdi. Broker'a geri gitti. Bu kırmızı mesajı broker diğerleri almadı çünkü onu filtrelemiyorlar. Ama service 3 aldı. Yani baktığınızda bu use case ile bu aslında aynı şey. Ama burada sadece bir broker ve trigger ile düşünmeniz gerekiyor. Burada ise channel, subscription ve bunların doğru bağlanmasını düşünmeniz gerekiyor. O yüzden broker ve trigger delivery daha kullanılabilen bir şey bence. Ve bir de şey var, Knative GCP Project denilen bir şey var. Bu Knative GCP Project, bahsetmiştim size bu, you know, bu source'lar, event source'lar var ya, Google Cloud işte bu event source'ları bu projede yazıyor. Mesela PubSub source denilen bir şey var, Google Cloud PubSub mesajlarını okumak için. Storage source var, Google Cloud storage source'larını okumak için ve diğer source'lar gibi. Bunları siz alıp direkt kullanıyorsunuz. Yani PubSub'ı direkt Knative'e bağlamak için, Storage'ı direkt Knative'e bağlamak için bunları yükleyebiliyorsunuz. Ve bunları kullanarak ben iki tane şey yaptım aslında.
iki tane pipeline yaptım. Bundan bahsetmek istiyorum ama bunlardan bahsetmekten önce bir sorulara bakalım, bir de zamana bakalım. Hocam bu konuda best pratik nedir? Onu pek anlamadım. Hangi pratikten bahsettiğinizi. Daha sonra onu cevaplarım. Yeni deployment'ı versiyonlama için. Onu pek anlamadım ya. Onu biz en sonunda konuşalım isterseniz. Bu arada zaman olarak 5-8 dakika var değil mi? Esneydi. Okey, tamam. Yani bir 10 dakikaya, yani 10 dakika içerisinde bitirmeye çalışacağım. Şimdi bütün bunlardan bahsettim. Kinetic Services, Kinetic Eventing ve bu Kinetic Eventing'in değişik delivery modeller falan. İşte bunları kullanarak ben iki tane image processing pipeline yaptım. Birincisi image processing pipeline, ikincisi ise BigQuery processing pipeline. Vaktimiz olmadığı için image processing pipeline'dan bahsetmiyorum. Fakat bu BigQuery processing pipeline'dan bahsetmek istiyorum. Öncelikle eğer benim GitHub sayfama giderseniz, burada Kinetic Eventing altında gördüğünüz gibi bu Simple Delivery, Complex Delivery, Broker Trigger Delivery, bunun hakkında hepsiyle ilgili şeyler mevcut, örnekler mevcut. Fakat bu BigQuery Processing Pipeline'ı göstermek istiyorum size. Burada benim yaptığım, bu COVID virüs sürecinin başında, ilk başladığında, özellikle Mart-Nisan aylarında sürekli şeylere bakıyordum ben. İşte İngiltere'de kaç vaka sayısı ne olmuş, Kıbrıs'ta vaka sayısı ne olmuş, Türkiye'de vaka sayısı ne olmuş, sürekli onları takip ediyordum. İşin enteresan yanı da bu sayfalara gidip baktığımızda her ülkenin sayıları farklı zamanlara çıkıyor. Örneğin İngiltere'nin saatleri genelde öyle İngiltere saatine göre saat 4 gibi çıkıyordu. Kıbrıs'ınkiler biraz daha geç, böyle 6-7 gibi çıkıyordu. Ve sürekli bu sayfaya gidip bakıyordum ben. Sonra dedim ki, ya ben buna bakmak yerine bir şey yazayım, bir pipeline yazayım. Bu pipeline benim için bu vaka sayılarına bakıp bana öyle bir chart şeklinde sunsun diye düşündüm. Ve direkt aklıma Kinetic Eventing geldi. Çünkü Kinetic Eventing bu böyle event driven pipeline'lar için gayet iyi bir teknoloji. Ve onu yarattım. Size işte o pipeline'dan bahsetmek istiyorum. Bu pipeline'da benim amacım şeydi. Yani verilen ülkeye göre vaka sayısını bulmak. Sonra bu bulunan vaka sayısından bir chart yaratmak. Sonra böyle bir ay ya da 2 aylık bir chart. O chart'ı bana e-mail ile göndermek. Bunu nasıl yaptım Kinetic'de ben? Öncelikle bir Kinetic Service yarattım. Bu Kinetic Service ismi Query Runner. Ve Google Cloud'da bilenler vardır. BigQuery denilen bir teknoloji var. Bu BigQuery'de birçok public dataset var. Yani birçok mesela GitHub'dan, Stack Overflow'dan ve birçok yerden değişik datasetler var. Bunlardan biri de işte bu COVID ile ilgili bir Johns Hopkins Üniversitesi'nin zannedersem bir şeyi vardı. İşte bu case number'ları olan bütün ülkelerin bir dataseti vardı. İşte bu Query Runner diye benim yaptığım gidip o datasetten benim ilgilendiğim ülkeler hakkında case şeylerini almak ve onu bir temporary BigQuery table'ına yazmak. Yani Query Service'in tek yaptığı o BigQuery'e soruyor. Örneğin Kıbrıs ile ilgili ya da İngiltere ile ilgili. Sonra bir table'a bunu yazıyor. Bunu yazdıktan sonra öncelikle bu Query Runner'ın şey yapması da trigger olması için de Cloud Scheduler denilen bir şey var. Bu Cloud Scheduler Google Cloud'da cron job gibi bir şey. Fakat cloud based, yani bir service aslında. Ve bu Cloud Scheduler diyorsunuz işte mesela her gün saat 4'te bu servisi invoke dediğinizde onu yapıyor sizin için. Ve Knative'de Class Schedule Source denilen bir şey var, bir event source. Onu yarattığınızda sizin için işte bu Class Scheduler'ı setup yapıyor ve sizin Query Runner ile bağlantıyı kuruyor. Ben burada şey yaptım işte, iki Class Scheduler yarattım. Bir İngiltere için, bir Kıbrıs için. Ve günün değişik saatlerinde bir 4 PM'de bir de işte saat 6 gibi bu Query Runner servisi ping yapıyor. Sonra Query Runner service şeyini BigQuery'e soruyor. Oradan bilgileri alıyor, bir table'a yazıyor. O table'a yazdıktan sonra bir mesaj gönderiyor şeye, broker'a. Diyor ki ben yaptım query'mi ve bu işte Knative Samples Query Completed mesajını gönderiyor. O mesaj Chat Creator'a gidiyor. Chat Creator'da işte bir Python şeyi, servisi. Matplotlib kullanıp bu table'a bakıyor. O bilgileri alıp
bir şey yaratıyor. Bir chart yaratıyor oradan. Sonra bu chart'ı Google Cloud Storage'e save ediyor. Google Cloud Storage işte her türlü şeyi save edebileceğiniz bir alan. Onu save ettikten sonra yine Google Cloud'da şeyde Knative Cloud Storage source'larından bir şey var. Bunu yarattığınızda diyebiliyorsunuz ki okey bu bucket'ta eğer biri bir şey save ederse benim servisime bunun save edildiğini bir event şeklinde gönder diyorsunuz. Onu yapıyoruz. Yani burada bir chart save ettiğimizde bu notifier denilen bir event şeye gidiyor, servise gidiyor. Ve bu notifier şey yapıyor, SendGrid denilen bir teknoloji var Twilio'dan. SendGrid kullanıp bana e-mail gönderiyor ve diyor ki işte yeni bir chart var. Ve chart'ı da e-mail'e koyuyor ve bu chart'ı görüyoruz. Yaptığım bu. Burada önemli olan şey dediğim gibi Cloud Schedule Source'lar var. Bunu yaratan Cloud Storage Source var. Buradaki eventleri yaratan. Bir de custom eventlerimiz var. Buradaki işte bu servislerin yaptığı. Ve servislerimizin yaratılması var. Detaylarını çok paylaşacak vaktim yok çünkü zamanımız sınırlı. Fakat göstermek gerekirse işte bir bucket yaratıyorum şeylerimi. Yani bu chart'lar için. Sonra scheduler source'ları yaratıyorum. UK ve Cyprus için. Sonra cloud storage source'ı yaratıyorum. Eğer şey chart'ların notification'ları için. Sonra namespace'te broker yaratıyorum. Ve onun olduğunu görüyoruz. Ondan sonra da işte bu servislerin ve trigger'ları yaratıyoruz. Ve en sonunda bunun işlemediğini göreceğiz. Detaylarına bakabilirsiniz. Bunun kodları GitHub'da var. Şu an vaktim olmadığı için bakmıyorum. Fakat buradan göstermek istiyorum size şeylerini, eğer çalışıp çalışmayacağını. Önce yapmamız gereken, pardon, Preventing Processing Pipelines BigQuery. Önce scheduler'a bakalım. Mesela Kıbrıs için yapalım biz. Ya da UK için yapalım. Scheduler Source UK. Burada gördüğünüz gibi Scheduler Source'da diyorum ki bu Cloud Scheduler Source. İsmi Schedule Source UK ve her gün saat 4'te ping yapacak. Nereye ping yapacak? Broker'ı. Yani çünkü broker'a gidecek bu mesajlar öncelikle. Bunu yaratalım önce. Schedule Source CY. Ondan sonra Storage Source'ı yaratalım. Bu Storage Source'da chatlar için diyoruz ki eğer bu bucket'ta, pardon, eğer bu bucket'ta yeni bir file olursa yine broker'a bir mesaj gönder diyoruz. Bunu da yarattık. Bundan sonra yapmamız gereken servislerimizi yaratmak. Önce Query Runner'a gidelim. Query Runner'da mesela Knative Service Definition'a baktığımızda gördüğünüz gibi çok özel bir şey değil. İşte container'ımı refer ediyorum ve project ID'mi passing yapıyorum çünkü bu gerekli bir query için. Bir de trigger var. Trigger'da da önemli olan trigger'ın ismi fitlemesi. Burada gördüğünüz gibi bu mesela query runner sadece scheduling job eventlerini okuyor. Yani mesela onun dışında başka bir event gittiğinde broker onları okumuyor. Ve o eğer scheduling executed olduğunda query runner servisine yönlendiriyor o mesajları. Evet, bunun ikisini de yaratalım. Knative service ve trigger. Buna gerek yok aslında burada. Kapayalım bunu. Aynı şekilde chart creator'da yapalım. Bunun detaylarını göstermiyorum. The service ve trigger'ı aynı şekilde yarattık. Ve en sonunda notifier'da yer alalım. Buna da yaratıldı. Mesela Knative Service'e baktığımızda görüyorsunuz chart creator, notifier ve query runner yaratılmış. Ve trigger'lara baktığımızda trigger, chart creator, trigger notifier ve trigger query runner. Bu da var. Ayrıyeten broker'a baktığımızda ben bunu daha önce inject etmiştim namespace'te. Gördüğünüz gibi default namespace'te bir broker var. Yani her şeyin çalışmış olması lazım. Tabii bu şimdi scheduled'dadır. Bu yani her gün saat 4'te çalışacak. Fakat bunu biz manual'da çalıştırabiliriz. Eğer gidersem şeye buraya şu an G-Class Scheduled Jobs liste bakarsam gördüğünüz gibi bu şey var. Saat 5'te çalışacak bu. Bunu ben manually de çalıştırabilirim. Eğer dersin G-Class Scheduler Jobs Run ve bu ID'yi passing yaparsak şu an manually bunu şey yaptım, çalıştırdım ve şu an Schedule
Quarian'a gitti, Quarian'a çalışıyor. Oradan işte chat creator olacak, chat creator'dan SendGrid. Eğer bunda bütün bunlar olduysa, e-mailime bir bakalım. Bu benim e-mailim. Biraz bekleyelim, bunu bir dakika falan alacak. Bu arada ben sorulara bakalım. Vaktimiz bu arada bitti zannedersem. Ama bir iki dakika daha bekleyelim. Eğer bu arada sorunuz varsa sorabilirsiniz. E-mail daha gelmedi. Evet, gördüğünüz gibi e-mailimiz geldi. A new chart from BigQuery Pipeline. Baktığımızda a new chart is available for you to view. Google Search linkine gidiyor. Ve burada Kıbrıs şeylerini yapmış, sundu case sayılarını. Bu arada gördüğünüz gibi bizim sayılar iyi gidiyordu. Son zamanlarda artmaya başladı tekrardan. Her yerde öyle oluyor zannedersem. İşte böyle bir şey yarattım. Yani burada önemli olan Knative kullanarak event-driven bir şey yaratmak. Yani burada bir event ne eventi var? Scheduling eventi var. Ve ondan sonra olan şeyler de hepsi event üzerine kurulmuş. Service'ler decoupled. Yani hiçbir service diğer service'i direkt çağırmıyor. Tek yaptıkları broker'a mesaj göndermek ya da bir file save etmek ve buradan bütün trigger'lar sayesinde service'leriniz çağrılıyor. İşte Knative Eventing'in güzelliği de bu. Yani bu event-driven services'i yapmanızı da sağlıyor. Audio sharing için bir request göndereceğim. Okay, gönderin. Ekledim zannedersem. Hocam merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kendi adıma çok istifade ettim. Az önce sorduğum soruyu iyi ifade edemedim. O yüzden sesli ifade etmek istedim. Şimdi ben gerek Kubernetes'te gerek Knative'de çok deneyimli değilim. O yüzden anlamsız gelebilir ama sormak istiyorum. Çünkü bunu araştırdım. Net bir yanıt bulamadım. Şöyle bir ihtiyaç söz konusu hocam. Şimdi biz evet GitHub'da versiyonlama yapıyoruz kodlarımızı pushlarken vesaire ama Docker Hub'a genellikle işte latest etiketiyle imajları pushluyoruz. Şimdi dolayısıyla Kubernetes cluster'ına deployment yaptığımızda tag'ı manuel değiştirmeden redeploy olmuyor biliyorsunuz. Rollout kullanmak gerekiyor vesaire. Buradaki best practice nedir? Yani imajın tag'ını değiştirmeden biz kodumuzda bir değişiklik olduğunda onu tekrar Kubernetes cluster'ında deploy edebilmek adına ne yapabiliriz? Onu ben sormak istedim. Ya imajın tag'ını değiştirmeniz gerekiyor. Yani imajın iki bölümü var değil mi? Like bir şey var. Mesela benim yaptığımda Hello World bölümü vardı. Bir de colon version 1, version 2, version 3 bölümü vardı. Yani benim yaptığım işte Hello World'ı stable tutmak. Ama o version 1, version 2, version 3 değiştirmek ve bu şekilde kod ile imaj arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorum ben. Anladım hocam. Yani bu adına göre demek ki böyle yapmak gerekiyor. Peki o şey konusunda son sorumu olsun. Yani mutlaka tag'ı değiştirmek versiyonlama için doğru versiyonun Docker Hub'da da olması için mi tavsiye ederseniz yoksa o rollout komutu var. Yani tekrar yeniden otomatik force ediyor redeploy için. Hangisini siz tavsiye edersiniz? Tag'ı değiştirin mi diyorsunuz? Ya ben tag'ı değiştiriyorum çünkü yani image'i deploy ettiğimde o image'in hangi koddan geldiğini hemen görebiliyorum yani. Çünkü yani version 1 yapmıyorum aslında ben. Yani onu direkt işte GitHub'daki commit ID'den ya da başka bir şeyden yani bir benzersiz bir key oluşturuyorsunuz. Evet ve oradan yani bu image'e baktığımda yani onu deploy etmeden bile diyorum ki okay, bu image bu koddan geldi. Benim için o çok daha iyi. Yani çünkü başka türlü nasıl şey yapacaksınız? Bazen bir yanlışlık olursa ve image karışırsa yani onu nereden bilebileceksiniz falan. O yüzden ben bunu tercih ediyorum yani. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merci. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Ben biraz daha burada bekleyeyim soru falan varsa. Yoksa yavaş yavaş gidebiliriz. Bu galiba günün son şeyi değil mi? Günün son konuşması. Bu arada herkese teşekkürler. Son konuşmaya kadar kaldınız. Herkese bu arada yarın da var tabii şey Java Days anlarsam. Yarın da herkese tekrardan iyi konferanslar ve iyi hafta sonları diliyorum.
GitHub URL'ı. Onu yapalım. Şeyi aslında şeyi götürsem iyi olur ya size. Bunu unuttuk. Bütün linkler burada. Speaker Deck, GitHub link, Kendi tutorial, Cloudrun tutorial, doc page'ler burada. İsteyenler ulaşabiliyor. Evet, başka soru yok. Dediğim gibi teşekkür ederim dinlediğiniz için ve yarın iyi konferanslar. Görüşürüz. Bye.